Selamlar herkese. Hançer ben. War Tales maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm quest peşinde koşturduk. Bir hayalet avını tamamladık. Aramıza yeni adet bir tane at aldık ve en sonunda pusuya düşürüldük arkadaşlar. Şu garibanın amcasını bulmaya çalışırken gariban dediğime bakmayın diyecektim. Bakın arkadaşlar tam bir gariban. Pusuya düşürüldük ve neden olduğunu şu sol tarafa ilerleyerek bulabileceğiz. Ama öncelikle bu bölüm çeki düzen bölümü olacak arkadaşlar. Çok açıldık ve paramız kalmamaya başladı. İnventörümüz şişmiş durumda. Ve odağım öncelikle şu üstteki köprüden geçerek şehir nerede? Şehre gitmek, questleri vermek olacak arkadaşlar. Buralara sonra da gelebiliriz. Bir para işine çeki düzen vermem gerekiyor. Buradaki ticaret şeyini inşa etmem gerekiyor şehre. Ki bir sandık yapabilelim ve depolayabilelim. Zor kelime. Eşyalarımızı. Aksi takdirde sıkıntıya düşebiliriz. Şimdi hızlıca dinlenmemiz gerekiyor. Geçen bölümdeki şahane savaşın ardından level 5'e çıkan yeni karakterlerimiz oldu. Kartal bakalım neler yapacak. Level 5 skill'leri açılıyor arkadaşlar ki şahane. Willpower'ı 21 mi? Ha şey olduğu için, Scholar olduğu için bonus geliyor. Tamam, bir an şok oldum. Her crit vurduğunda kanatıyor. Ha, crit şansım o kadar yüksek değil. Şahin kadar değil. Hayvanları kontrol edebiliyor savaşta. Buna veriyorum arkadaşlar. Muhtemelen ayı vesaire tutacağız. Umarım pişman olmam. Buna veriyorum. Hayvanların efendisi ve kartalın ismini değiştiriyoruz arkadaşlar. Beastmaster koydum. Çünkü Şahin'le birazcık karışıyordu ismi. Klasının ismini koydum. Hayvanların efendisi olacak kendisi. Beastmaster. Hayvanların efendisi çok uzun olurdu, o yüzden koymadım. Ve hayvanları artık gördüğüm kadarıyla kontrol edebileceğiz savaşta. Dex'e mi verelim, crit'e mi verelim? Bence Dex'e verelim kariyer planıyla. Şahane. Yakıştı arkadaşlar. Hatta damage buff'ı da var bir tane. Aramıza hoş geldi 5 level olarak. Atlar da level atlatıyor. İlk atımız atlıyor. 5 level'a ulaştı. Buna verdiğim için tek bir skill'e verebiliyorum. Bunlara savaş atı yapamıyorum artık. Koşma süresi %5 artıyor. Bizim süremiz. Güzel. Güzel. Constitution'a 2 tane verdim. Kaç taşıyor bu? 103 mü taşıyor? Ha, çünkü şeye bağlı olduğu için burada. Okey, oradan bonuslar geliyor. Ve at 3 de level 4 olmuş. Güzel. Constitution'a vermek çok bir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Şey harcamayacağım. Influence harcamayacağım. Movement'a ver gitsin. Bonusu oradan almıyor. Taşıma kapasitesini çok ufak bonuslar alıyor. Ve hazırız. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. Ağırlığımız idare eder. Şuradaki bonuslara verelim hızlıca. Level atlarsak güzel şeyler geliyor. Her şeyi yapıyor olmamız da şahane arkadaşlar. Gördüğünüz gibi crafting'den adam öldürmeye, hırsızlığa vesaire. Hepsinin farklı bonusları var. O yüzden İşte ben sadece savaşacağım tarzı oynamak yerine hırsızlık da yapacağım, crafting de yapacağım şeklinde oynamak daha çok kapı açıyor arkadaşlar size. Hatta daha fazla suç ağacında daha fazla level atlayabiliriz. Neler yapabiliriz? Aranılırlık biriktirmek. İnsanlara falan saldırmak var. Böyle şeyler yapmıyoruz. Tüccarlara saldırmak var. Bunların hepsini açamayacağım muhtemelen. O kadar da çirkince oynamıyoruz. Ve haydi yemek yiyelim, sonra yola koyulalım. Mutluluk veriyor. Dexterity bonusu veriyor. Koşma süresini arttırıyor. Buna verdim gitti. Şu balıkları ye gitsin. Hepsini koyuyorum. Sen dur. Pişmiş. Pişmiş şey kalmadı ya. Şu fareleri koydum gitti. Hafifleyelim arkadaşlar. Oo, 31 tane bundan varmış. Bunları görmedim. Şöyle tarayarak tıklamam gerekiyor. Bunlar arkadaşlar cesetlerden dönüştürdüğümüz etler. Biraz da mantar attım. Ve 81. Haydi doyduk. Bugün de doyduk. Maaşları verdim. Uyutmayacağım. Burada saldırı riski var nedense. Başka bir yere gidelim. Birazcık şöyle ormandan uzaklaşalım.
Değişecek mi? %80'e çıktı. Geri girdim ormana. Ormanda dinlenirsek artık hançer bonus kazandığı için tahta gelecek diye biliyorum. Onu da denemeyi arzuluyorum. Risk ne? Nan. Süper. Bakalım tahta gelecek mi? Dinleniyoruz arkadaşlar. Ve geldi. Bir tane tahta buldu hançer. Balık kuruttuğumuz için balık yağı, tamir şeyleri. Tat 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 tat. Güzel. Şimdi haydi. Şeye gidelim. Şehre gidelim. Çünkü 200 param kaldı. Yazık ya. 200 nasıl param kalmış? Bir şey harcamayacağım. Bir sürü malzemem var çünkü. 32 tane demirle yazıyorum. Şu mantarları hızlıca alalım. Ve kuzeyden devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bir koşmam gerekiyor. Koşmam gerekiyor. Sol tarafta boss gördüm. Onu diyecektim de. Yaban domuzlarıyla vesaire uğraşmayalım. Derken bu şehre geldik mi? Gelmedik. Yeni bir şehir bakalım. Kaç tane şehir var bu haritada? Yeni bir şehirle karşı karşıya. O zaman NPC'ler varsa yok. Birkaç tane var sadece. Blacksmith'e gidelim. Etrafta bir şeyler yok. Güneydeki tepelere gidersen dikkat et diyor. Vebalı fareler var. Okey, sağ ol. Tamir aleti ilk defa almıyorum arkadaşlar. Çünkü var 29 tane. Aklımın ucunda bulunsun. Ve bir şeyler craftlayabilir miyim? Leopar biraz level atlasın. Dagger craftlayabilirim. Her şeyi craftlayabilirim bu arada. Bir sürü hepsi açık şu anda. Bunları craftlayabiliriz. Bir sürü malzemem var. Şöyle bakalım karakterlerimize. Armorlara bakalım. Hançerim var, Ghost. Bunun da var. Light armor craftlayabilirim arkadaşlar. Şu bu arada çantamdaki işe yarıyor mu herhangi birine? Parçalayacağım çünkü. Evet. Medium ve heavy craftladık. Artık çok da gerek yok bunlara. Şuradaki armorlar herhangi birine gidiyor mu? Gitmiyor. Evet. Medium ve heavy ghost armorlar arkadaşlar. Hiç kimseye yaramıyor artık. Çünkü level 5 değiller aslında. Biraz daha çantamda tutabilirim bunları. Ve şöyle bir silah aldık. Bu aslana gidiyor. Kullanmayacağım. Aslan endik güzel arkadaşlar. Kalabilir. Ve haydi light armor yapalım. Derken leopara gidiyormuş. Leopar yeni 5 level olduğu için bunu giyebilecek. Armor'ını 51'e çıkardık. Crit damage aslında bu kalsa güzel olurdu. Neyse. Kalanları parçalayabiliriz. Haydi birkaç tane light armor yapalım arkadaşlar. Ghost Jacket diye geçiyor. Cloud olmadığı için yapamıyorduk. Sonunda yapabileceğiz bir tane. Yes! Fulledim. 46 armor. Artı 2 movement. Hafif armor olduğu için movement da veriyor. Yürüme de veriyor. Kime gider o? Bence asaslarımıza takabiliriz. Okçulara da çok iyi gider de gerek yok şu aşamada. Kurtun armor da çok güzel, çok yakışıyor. Ona vermek istemiyorum. Çakala verelim bunu. Armor'ı 46. Uf. Çok iyi, çok yakıştı. Çok yakıştı. Bunu da okçularımızdan birine verebilir miyim? Veremem. Güzel oldu. İleride kurta da arkadaşlar bir tane craftlarım. Ve buradan çıkabiliriz. Burada başka da bir şey yok. İn var bir tane. Questleri buraya da teslim edebiliyorum. Şahane. 300 para mı? Yeterli değil. Quest alalım birkaç tane. Easy. Al. Pazarlık edeceğim arkadaşlar. %100 ihtimalle fiyatını arttıracağım. Yani influence'ınızı paraya kaydırıyorsunuz gibi bir şey. Teşekkürler. Bir daha yapıyorum %90 ihtimalle. Yes. Kabul ediyorum. Çünkü %80 yapabileceğiz. Riske atmıyorum. Ve bir sürü para gelecek bu quest'ten. Çok yakınmış. Hatta iç içe. İç içe quest'ler. Onun dışında bir şey almıyorum. Mezarlığa hayatta giremem. Geçen bölgeden biliyoruz zorluğunu. Assassinate. Average. Belki bunu alabilirim. Ya da bunu alabilirim. Lokasyona bakacak olursak. Kuzeydoğu'da. Evet, bunu da alabilirim bence. Average. Aldım gitti.
Tamam, ona biraz dikkat edelim. Suikast görevi aldık arkadaşlar. Bunları yapıp para kasmam gerekiyor ya da bir şekilde para kasmam gerekiyor artık. Ve burada neler var, neler var? Karakter almayacağız. Keltoş. Zaten 500 gold istiyor karakterler artık ve 4 level. Bunlara bakmıyorum bile arkadaşlar. Bakmıyorum bile karakterlere. Tarih falan çalalım. Bu arada aranıyoruz yine. Bir klasik. Lahana. İçi dolu bir şeylerle dolu lahana satıyor. Crit veriyormuş. Güzel. Ne tarif var? Bunu da tarifinde satıyor. Ya. Para biriktireceğim dedim. Ama bunu alıyorum arkadaşlar. Aldım gitti. Bütün tarifleri açmak istiyorum. Şu anda çalacak kapasitem de yok. O yüzden aldım gitti. Aldım gitti. Ve informant var mı burada? Şu karakter ne yapıyor? The other day, a woman with an Edoranian accent bought enough supplies to last several days. Bir tane kadın birkaç gün bize yetecek yemek getirdi diyor. Bir aksanı varmış. Başka bir ülkeden. Bilmiyorum kim olduğunu açıkçası. Burada yapacak bir şey yok. Bu kasaba küçükmüş arkadaşlar ama uğrayıp quest teslim edebiliriz. O açıdan güzel. O açıdan güzel. Şuradan devam mı etsem yoksa dönsek mi? Kafamda soru işaretleri dönüp ne yapacağım ki? Dönüp teslim edeceğim quest yok. Para nasıl kasabilirim? Şeyin quest'i. Neyse. Diğer bölgeye akıyor mu questler? Akmıyor. O zaman şunu yapalım arkadaşlar. Main quest. Çok yakınız. Hadi yapalım bari. Taşıma kapasitemiz de idare eder şu aşamada. Ve şu yemek tarifini açalım biraz önce açtım. Satın aldım daha doğrusu. Inventory'mizi bir noktada boşaltacağız bir şekilde. Dizelim şöyle. Yemek tarifi. Yemek tarifi burada. Süper. Knowledge puanı eklemeden, şey yapmadan açabiliyoruz. Güzel oluyor. Başka burada sırf lokasyon şeyi var. Hiç gerek yok. Ve evet doğru düzgün tarif bulamamaya başladım. Bilmem ne çeliği bunu mu açsak? Aç gitsin. İleride muhtemelen bir sonraki armorları bence bununla craftlayacağız. O yüzden şimdiden yatırım yapmaya başlayalım. Ve son kez şuraya giriyorum. Item satmayı unuttum. Type. Dizelim şöyle. Bazı şeyler satılması gerekiyor. Aslında armorları satarak parçalarına bölüyorum. Satsam da para gelebilir. Haydi satalım arkadaşlar biraz. Çünkü yeterince ham maddem var. 36'ya bunu sattım. Satamadım. Önce konuşman lazım. Inspect değil. 36, 56, 48. Bunun runu parçalamak lazım aslında. O dursun. 96. Bir sürü para işte Ançer ya. Şu zımbırtıları da satabiliyorsun. Al işte 700 param oldu bile. Aynen. Başka da satmaya başladım şu anda. Şu ticaret ürünlerini satmak istiyorum. Ama fiyatlarını çözebilmiş değilim. Mesela neden mavi? Bu daha pahalı bir ürün olduğu için. Peki. Peki. Popülasyonu 29'muş buranın. Yola çıkabiliriz bence. Yola çıkabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Şu main quest'e gidelim bakalım. Zor olabilir bu. Ah balık tutalım. Bayağıdır tutamıyorduk. Evet, ya 2000'i vesaire bulmuştu bir ara paramız. Tahta buldu içinden. Güzel. Ama çok düşük duruyor. Beni mutsuz ediyor. En azından 1000 yapmalıyız ki ticaret şeyini kuracağız şehre. Ve ürünleri vesaire oraya bırakabiliriz. Çünkü epey bir bu haritada kalacağız gibi duruyor. O yüzden en azından crafting materyallerini şehirde saklayabiliriz. Neden olmasın? Süper. Ve hop şunlarla da konuşayım. Bayağıdır yolda da tüccarlarla karşılaşmamıştık, değil mi? Bir şeyler satıyorlar mı? Geç.
şey satmıyor, işe yarar. Ve quest şurada arkadaşlar. Çiftçilere denk gelmiştik geçen bölümlerde. Ve bir tapınağı yağmalayacağız. Bir tane daha mı şehir var orada? Neyse bakacağız. Tapınağı Abbey. Abbey keşişlerin olduğu bir şey böyle. Manastır gibi bir şey. Gibi. Buraya geldiler. Biz de destekleyeceğiz dedik. Gaza geldik. Ve bakalım neler dönüyor. Köylüler geri basın diyor. Geçen sene kaçmanız, geçen sefer kaçmanıza izin verdim. Verdik. Ama bir daha tehdit ederseniz bizi canınızla ödeyeceksiniz bunu. Peki bunlar ne cesaretle bunlara dalıyor onu da anlayabilmiş değilim. İşte manastır umurumuzda değil. Vebalılar bizi ilgilendiriyor diyor. Ve şarap bağları vebalılar yüzünden işte hastalık bulaştı ve ailelerimiz acıktı. Veba ile alakası yok diyor bunlarda. Old Marheim diye bir adam var liderleri herhalde sol taraftakilerin. Bir saniye şeyin amcası mı o adam? Şunun. Göreceğiz. İşte şeyleri mi kiraladın diyor ve... Aa, başka opsiyonum yok mu? Taraf tutamıyoruz galiba arkadaşlar. Köylülerin tarafını tutmam lazım. Gitsem? Okey, kilitlendi quest. Galiba köylüleri öldürmem. Köylülerin tarafını tutmam gerekiyor. Çok yapmak istemiyorum çünkü vebalıları, insanları mı öldürmek istiyorlar manastıra sığınan? Vebayla alakası olduğunu düşünmüyorum ben şarap şeylerinin. Ama yapacak bir şey yok. 7 tane köylü bizimle kapışacak. Bir tane katil var karşı tarafta. Epey de kalabalıklar ama hiç sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ayılar vesaire var bizde artık. Alabiliriz bence. Enteresan. Main quest'i ilk defa yapıyoruz. Çakala ne oldu? Debuff yedi. Bakalım. Oo, bayağı kuvvetliler. 70 armorları vesaire var. Köyler hayatta kalmalı mı? Kalmalı. Şu adam liderleri arkadaşlar hayatta kalmalı. O yüzden şöyle arkaya koyuyorum onu. Diğer köyler ölebilir gibi duruyor. 14'e 21. Güzel. Köylerden hiçbir şey beklemiyorum. Derken köyler de kuvvetli. Peki. Şimdi 14 kişiler. 5'i vurdu arkadaşlar düşmanların ve hepsi melee. Yakından vuruyor. Onun dışında 4'ü kuzeyde. Bir okçu var. Etti 9. 5'i de burada. Etti 14. Arrow mu? Arrow mu? Klasın ismi. Burada da okçular vesaire var ve... Hayvan gibi bir tane şey var. Of. Zor bir savaş. Nasıl yerleştirmem gerekiyor karakterleri? Büyük ayı... Daha doğrusu Yogi'yi sola alıyorum. Burayı bir süre tanklaması lazım. Bu okçular ne yapıyor bilmiyorum. Tamam, yakmıyorlar en azından. Sol taraf Yogi'nin. Hatta büyük ayıyı da sola alayım. Ayılarla sol tarafı tanklayacağım arkadaşlar. Bu kesin meşaleyle vuracak. Bu dangalağı oradan alıyorum. Bu tarafa atıyorum. Ayılar yanmamalı. Sol taraf ayı odağında gidecek. Ve leopar da destek olabilir belki. Oraya DPS açısından. Demek ki kuzey tarafı yakabiliriz. Köyleri önden atıyorum arkadaşlar. Umurumda değil, bir süre tanklasınlar. Var mı başka köylü? Hop, köylüler ölsün. Şu adam hayatta kaldıkça sıkıntı yok. Köylüler. Bir tane daha koydum. Üst tarafı köylüler alacak. Sağ üst. Gerisi nerede? Ha, gerisi de ortada. Ortada da şöyle bir dizilip... Harcayabiliriz hepsini. Okey. Fena değil, fena değil. Bakalım main quest. Okçuları başlayacak. Üst tarafı yakabiliriz. Fena değil. Beastmaster. Bir saniye, hayvanları... Evet, hayvanları kontrol edebiliyorum artık Beastmaster sayesinde. Çok güzel.
Çok güzel. O zaman küçük ayıyı salıyorum üstlerine. Bu saldırısı bu ne? Gerek yok. Süper. Ayıları kullanabileceğim artık. Güzel. Bakalım ne kadar tanklayabilecek. Aa, gayet iyi, gayet iyi. Gayet iyi. Ortayı eriteceğiz gibi. Yukarıda da köylüler kapışacak. Tanklasınlar. Bu ne yapıyor? Aa, onu beklemiyordum. Böyle bir şey beklemiyordum. Köylere vurur zannediyordum. Hop, telefon çaldı. Zehirleyebiliriz belki. Veya... ufak tefek demuş vurmaya odaklanabilirim. 18 mi? Az vuruyoruz. Of. Evet, main quest. Kuvvetliler. Kuvvetliler. Ama alabiliriz bence bu savaşı. Çok tırsmıyorum. Yan yana değiller mi? Şöyle yapalım. Gorille de arkadaşlar bir tane armor gerekiyor. Bir sonra ona craftlayalım. Ama hemen 5 level olmadığı için ghost şeylerini giyemiyor ne yazık ki. Neyse. Güzel. Küçük ayı tanklıyorum. Hançeri buraya alıp katliam çıkaracağım bir sonraki el yetişebilirse. Sol tarafta da Yogi ile büyük ayı. Oh, kendi adamına vurdu ya. Bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yogi kalabilir. Hançeri salalım. Nereye koyayım hançeri? Ah! İki tanesine vurabiliyor. O da bir şey. O da bir şey. Üçüne vuramadı. Arkadaşlar şeyleri çok yüksek bunların. Guardları çok yüksek. O yüzden zırhları varken pek hasar veremiyorum. Geçelim. Bu garda karşı aksiyon almayı öğrenmeliyim. Mesela yakmak, zehirlemek. Tanklara gidip kılıçla vesaire vurmak doğru bir strateji değil. 4 tanesi etrafını sardı küçük ayının. Kurtarabilecek miyiz küçük ayı? Az sonra. Şöyle yapalım. Çakalla üçünü zehirledik. Mesela zehirlemek güzel bir strateji. Tank karakterlere karşı Deckard'a fırlattı. Bir de şurayı alabilirsem engage olmadan arkadan güzel bir dokunuş yapabilirim. Yakmak istemiyorum. Ayı yanacak. O yüzden geri çekilelim. Hayır! Adam bırakmışım burada. Of! Görmedim. Adam bırakmışım burada. Of. Sıçtık. Affedersiniz. Öldü kurt. Ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim ki? Karda da okçular var. Bilmiyorum ne yapacağım. Gerçekten bilmiyorum ne yapacağım. Nasıl görmedim ya? Nasıl görmedim? Hiçbir şekilde kurtarmam ki onu. Okçu var bir de. Yani yürüyerek uzaklaştıracaktım da. Okçu harcayacak bu sefer onu. Çok kötü. Çok kötü. Bakalım. Gel, evet buraya geldi okçu. Öldü. Kendi adamına vurdu. Kurt çok baldısın ya eşkıya. Eşkıya çok baldısın.
köylüler biraz tanklasın. Kurtu nasıl kurtaracağım? Kurtu nasıl kurtaracağım? Run yapacağım arkadaşlar. Şuraya. Sonra da uzaklaştırıyorum. Bir sonraki el bu okçu bir daha vuracak bana. Umarım ölmez. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Çok büyük hata. Yak bakalım onları. Oo, hem yakıyor hem sol elle vuruyor. Çiftçiler iş yapıyor. Kirpiden crit show. Gelmedi. Evet, tek derdim sol tarafta arkadaşlar. Kurtun durumu. Onu nasıl kurtaracağım? Şöyle yapalım. Büyük ayı da aksiyona atalım. Ve okçuya dalalım. Bu okçu inşallah büyük ayıya dalar. Ama bence kurta vuracak çok fena bir şekilde. Yapabilecek bir şeyim yok. Ha, bir sonraki turn biraz daha uzaklaştırabilirim belki bu okçu vurmazsa. Göreceğiz. Bunu da buraya aldım. Okçu indirelim. Bu ne yapıyor liderleri? Aman, aman sen kendini öldürme, onu vuracağım diye. Gerek yok böyle şeylere. Aslan Bey. Şöyle bir şey deneyeceğim. Önce vuralım. Vuramadık. Şöyle üçünün içinden geçerse birini öldürüyor değil mi? Sana vuramayacak. Bu da bir şey. Şöyle yapalım. Aa, zehrin içinden geçmiş. Yapma bunu. Unutuyorum zehri. Ha, zehirli adamın içinden geçtiği için mi zehirlendi? Öyle bir şey varsa bilmiyordum. Yeni. Yeni çıktı. Ne yapar? Şöyle çektim, şiş kebap yapacağım şu iki karakteri. Güzel. Ve of, 54. Harikasın. Bunu niye burada bırakmışım? Yakma, lütfen yakma, lütfen. Lütfen yakma orayı. Yukarıyı yakabilirsiniz. Aşağıda ateş çıkarmayın lütfen. Beastmaster. Hiçbir şey yapmayacağız Beastmaster'la. Şuraya getireceğim. Valor kazansın diye. Ve küçük ayı şuna saldıracağım. 10 mu? Üzdü. Ve ateş kullanamam arkadaşlar burada. Kendi üstüme sıkmış olurum. Pardon, liderleri bu. Liderleri o. Karıştırdım. Köyler burada güzel kapışıyor. Uf, ikisini de yaktım. Takılıyorlar gerçekten. Yeni bir round başlıyor. Hemen kurtu kurtarıyoruz. Sol tarafta. Buraya götürüyorum. Umarım peşine düşmez. Hatta riske atmamak için koş diyorum. Daha da uzaklaştırıyorum. Bir tane Valor Point kullanarak. Yani inaktif olacak bu savaş. Küçük ayı ölüyor. Bunlara da vurmam gerekecek. Evet, aşağıya odaklanalım. Şimdi şunu indirelim. Bir. Engage değil artık küçük ayı. Ama döndü vurdu. Yine engage oldu galiba. Peki. Bu tamam. Kurtu bıraktı arkadaşlar. Buraya döndü. Kurtardık gerçekten. Yogi tanklıyor. Siz biraz bekleyin. Çünkü şurayı kurtarmam lazım. Engaged şu anda bu karakterle. Hançerle birazcık Valor Point kasalım. Bunu savaş başına bir kere kullanabiliyormuşum. O yüzden dikkatli kullanmak gerekiyor. Düzgün bir yere koyamıyorum. Bütün karakterlere vuruyor. Ne yazık ki.
İkisine birden vurabileceğim bir pozisyon var mı diye koyuyorum. Çünkü geniş bir açısı olduğu için savurmasının olmuyor. Şu köylüye de vuralım. Umurumda değil. Köylüye de vuracağım arkadaşlar. Orada durmasaydı. Erittim köylü. Bir de buraya geçtim. Ölmek bilmiyorlar. Of. Yukarıda dayanma şeyleri kalmadı köylülerin. Kirpiyle destek olalım. Armor'ı kırdık. Bir tekme. Az vuruyoruz ya. Oldukça az vuruyoruz. Bu adam burada kaldı. Kurt nerelere gitti? Şuraya gelmiş arkadaşlar. Ha, uzaklara kaçmış. Bam. Bunu indirdik. Okçuya engage edelim. Engage olmuyor. Vurmak gerekiyor galiba engage için. Halen 20. bölüme geldik. Engage mekaniğini çözemiyor olmam. Üzücü. Leopar şimdi yakından giriyor. Aslında yakından kapışmamalı. Çünkü damage'ı düşüyor. Leopar'ı çekmem gerekecek oradan. Şöyle yapacağım arkadaşlar şunu. Fragility atacağım. Agrosunu çekti. What? Engaged yapıyormuş. Aynen. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Ayıları yeni kullanmaya başladım arkadaşlar. O yüzden çok detaylı bilmiyorum. Otomatik oynuyorlardı. Şimdi çözeceğiz yavaş yavaş. Halen riskler söz konusu burada. Küçük ayı kurtarmam gerekiyor. Çakalı alsam şuraya. İkisine vuramıyor. Hançere de vurmalı. Köylü bir daha dayak yiyecek. Umumda değil. Çok kötü bir yerde duruyor. Köylüyü döve döve bir hale olduk. Öl artık. Ölmedi. Şöyle two-handed silahımız yok hiç ya. Bakalım ne var onda. Vay. Great Sword. Hiçbir karakterde yok. Güzel olurdu. Güzel olurdu. Kimi indirelim? Bunu indirdim. Bye bye. Ve şuraya gelelim. Valor Point kazanalım. Bir tane de şu arkadaşa dokunalım. 38. Ve kanattı. Crit vurunca kanatıyor galiba şair. Öyle bir skill vermiştik. Burada köylüler tüm güçleriyle kapışmaya devam ediyor. Goril bunu harcayacak muhtemelen. Çok sinematik bir öldürme oldu. Eline sağlık. Şuraya koyalım şimdilik. Yaklaştırmaya gerek yok. Canı yok. Köylü hala savaşıyor. 3-6. Ve süper. Biraz uzaklaştırdığımız için. Şimdi bir saniye. 20-25 arası vuruyor. Uzaktan daha çok vuruyor ya. Buradan vurursam aynı şeyi mi vuracak? 22-27. Arttı. 20-25'ti. Demek ki maksimum uzaklıktan vurmak gerekiyor. Leopar'la ne yaptı? Bunu da öğrendik. Bir de mızrak atalım, kanatalım. Oh, daha ne olsun. Bir adım daha geri çektim. Çok güzel. Of! 3 kişiye birden vurdu. Kirpi de yapıştırdı cevabı. Yaktı bizi. Yaktın bizi. Buradaki adamı halen öldüremedim. Peki. Buraya sokamıyorum. Sihirlenecek arkadaşlar. Ayı kuzeye çekiyorum. Yapabileceğim çok bir şey yok.
Yürü be köylü. Ve... buna da vuramıyorum. Buna da vuramadım. Onu da çekmem gerekiyor arkadaşlar buraya. Koşsam yok. Neyse, plan buydu zaten. Üst tarafta köylüler tanklasın dedim. Mümkün olduğunca. Aşağıda da harcadık. Küçük ayı halen riskte. Yürü be köylü. Beastmaster. Emir verdi. Islıkla emir veriyor sayıya. Ve indirdik. Temiz. Şimdi köylerle beraber hepsini yakıyorum. Çok zalim oynadım ya bu şeyi. Ya hiçbir şey yok arkadaşlar köylüleri hayatta tutmanın. Liderleri haricinde. O yüzden. Yani ölseler ne olacak? Biraz stratejik oynayabiliriz. Hatta bir daha yakıyorum hepsini. Gerçekten. Şuraya gelelim. Valor toplayalım. Ve... Kurt Bey. Arkadan... Sen vurma. Ya da... Vur. Şuraya gelince yanmıyor. Eline sağlık. Sol tarafta neler dönüyor? Kurt hala bekliyor orada. Bekliyor. Hayret, kendi adamına vurmadı. Şaşırttı beni. Şok oldum. Adamın armorını kırdık. Nispeten kolay öldüreceğiz arkadaşlar onu. Ve... Şuradan vuracağız. Bam. Yeni mızrak güzel. Geri de itiyor. Bir de içinden geçersek. O adam ölecek bir sonraki el kanayarak. Bir tane vursun. Sonra ölecek. Liderleri bu bir de. Hoppa öldü. Temiz. Güzel savaş oldu. Güzel savaş oldu. Ne yapalım? Buradan devam edelim. 41. Ha, Yogi. Tamam. Yogi vuruyor. Yogi fena vuruyor. Kirpi burada tanklıyor. Halen. Birini indirdi. 31 mi? Tekelle. 36 mı? Crit ya. Crit çok. Kirpi neden bu kadar crit vuruyor? Nasıl? %19. Bilmiyorum. Bir saniye, ne kadar dandik bir şey var elinde. Yazıklar olsun hançer. Level 1 silahla gezdiriyormuşum Kirpi'yi. Yazıklar olsun. Ve böyle crit vuruyor level 1 silahla. Gerçekten özür diliyorum kendisinden. Çok özür diliyorum kendisinden. Level 1 silahla gezdiriyorum karakteri. Hemen kirpiye bir silah craftlıyoruz. En güzelinden. Goril sakin ya. Normal öldüremiyor goril. İlla vahşice dalacak. Hala pes etmediler. Main quest diye galiba. Şuradan vurabilir miyim? Bye bye. Okey. Okey diyeceğim. Yeterince uzun sürdü bence savaş. Zaten kasıtlı olarak öldürmek istediğim tipler değildi. Yani dalmam gerekti. Brotherhood Bow. Güzel. Bir tane de One-Handed Sword geldi. Tesadüfe bakar mısınız? 8 tamirat, 1 iksir. O kadar damage almamışız. Ya, hikaye devam ediyor tabii ki. İçeri girdik arkadaşlar. Yüzleşiyorlar. Bu köylülerin lideri. Çekil yoldan diyor. Abbott papaz gibi bir şey. İşte adalet istiyoruz diyor köylü.
İşte burayı savunanları öldürdün, zorla içeri girdin ve insanları öldürmeyi tehdit ediyorsun. Sen nasıl adaletten konuşursun? Köpek diyor. Köpek demedi, ben gaza geldim. Başka bir seçimimiz yoktu diyor köylü. Vebalılar hastalıklarını yayarak işte diyarlarımıza içine etti diyor. Onları cezalandırmak bizim görevimiz. Şu vebalılar var arkadaşlar arkada. Ve diyor ki papaz, işte haftalardır, uzun süredir burada bu vebalılar dışarı bile çıkmadı. Nasıl senin tarlana veba yayabilir? Kanıtın yok diyor. Katılıyorum. Diyor ki işte bu krallık vebalılara bakıyoruz burada vesaire. Tesadüf olamaz. Burada vebalılar çok var diyor. Daha absürt diyor. Okey. Ne kadar sürecek bu sohbet? Öldürmek istiyor arkadaşlar buraya sığınan vebalıları. Durdurmalısın onları diyor papaz da. Rahip, her neyse. Şimdi taraf mı seçmem gerekiyor? Buna konuşalım bu adamla. Arkada titriyorlar, dua ediyorlar. Bu zavallılara ellemelerine izin veremem diyor. Öldürebiliyoruz. Hep... O adamı öldürüyoruz. 200 para geliyor. Yok, hayır, istemiyorum. Niye öldürelim? Alakası yok bence vebalılarla. Seçim yapabileceğiz galiba. Bunlara saldırabiliyoruz, köylülere. Ya da ikna edebiliyoruz. Ya, çok güzel. Çok bariz. İkna ediyoruz. 60 influence verdik. Ve ikna ettik arkadaşlar. Bunlar burada içeride duruyordu zaten. Zehirleme ihtimali yok senin tarlalarını dedik. Quest'in parasının yarısını buraya bağışlayacaklarmış. Bana vermeyeceklermiş. Yo, 100 alıyorum yine. Aldım. Okey, çok mantıklı bir şekilde çözdük arkadaşlar bu quest'i. Etrafta çalabileceğim bir şey var mı, ona bakalım. İçki dolu. Oh, keyif. Başka da bir şey. Gizli yerler, kapılar. Görmüyorum. Şularla konuşsak. Ölecektik az kalsın. İyi ki bizi kurtardın diyor. Rica ederim. Az kalsın onlara... Onların tarafını tutacağını zannettim. Teşekkürler hastaları kurtardığın için. Sana ne söz verdiler bilmiyorum ama. Al sana para. Ya, 100 para da buradan geliyor. Bir tane de amblem geliyor. Peki. Güzel. Main quest'in 5'te 1'i bitti arkadaşlar. Ve ne yaptık? Vebalıların tarafını tuttuk diyebiliriz. Öyle sınıflandırabiliriz. Bu bir şey satmıyor mu? Hiçbir şey yok. Buraya bir daha gelmeyeceğiz muhtemelen arkadaşlar. Tamamladık. Ve şu nedir? Meslek experience'i %5 artıyor. Ama troop diyor. Bütün herkesin meslek experience'i artıyor. Hadi ya. Bir kişiye koyuyorum ve herkesin mi artıyor? Enteresanmış. Bu arada herkesin çantası dolmuş. Şuraya takalım. Hayır. Sol tarafa takıyor. Biz master'a koyduk arkadaşlar. Güzel bir item. Herkes daha çok meslek experience'ı alacak. Ve main quest'le güzel bir ilerleme kaydettik. Cüzdanımız da birazcık doldu. Yaptığıma memnun oldum bu quest'i. Ve sağ üstte quest'ler devam ediyor. Bir tanesi average. O beni korkutuyor. Ona bulaşmayabilirim ya da sol alta dönebiliriz. Şuradan soldan aşağı dönelim arkadaşlar. Şu easy'yi alalım. Ve buradaki main quest'e devam edelim bence. Evet. Materyalımız falan var mı? Tamir şeylerimiz? Var. İksirim mi kaldı mı? İki tane iksirim kalmadı. Problem değil. Problem değil. Kalmasın iksirim. Bu arada şu yayı kullanabilir miyiz? Şahin'e. Evet. Evet. Yeni bir skill geldi. Ona bakarız. Ve silahı da kirpiye veriyorum arkadaşlar. Bir level silahla gezmiş. Yakıştı. Şimdi işte durdurulamaz oldu kirpi. Üzüldüm gerçekten. Haydi soldan devam edelim. Burada kasaba var. Bunu geçtik.
Bir pusu fırlayacak gibi bir his var yine içimde. Ha, bir tane daha kasaba. Buralarda şu tahtayı alayım. Alazar. About... hatırlamıyorum ne demek. Arkadaşlar ne çok yer var bu haritada. Öncelikle bir şey çalabiliyor muyum diye bakıyorum. Bir yere girince sandık vesaire. Main quest burada da varmış. Sen kimsin? Gothenburg arkadaşlar. Geç geldiğimiz yer. Biraz aşağısı. Burası da Alazar diye bir yermiş galiba. Bu adamlar hepsi mor giyiyor. Alazar ailesini koruyacağım. Bunlar Alazarlılar. Seni görmeyi kabul ettim diyor. İkimizin yararına bir toplantı bu. Peki. Birilerini kiralamam gerekiyor özel bir görev için. Hadi bakalım. Bir kadını yakalamanı istiyorum. Bizim için bir tehdit oluşturuyor. Okey. İşte kim olduğunu söyleyeceğim sana kabul edersen. Canlı getirmen gerekiyor. And never speak of this mission again. Are you interested? Alalım? Bilmiyorum. Good. Aldım gitti. Aldım gitti. This woman usually travels in a small caravan between the windfall. Ufak bir karavanda şey yapıyormuş, geziyormuş. Gideriz oraya buluruz arkadaşlar. Main quest ne alaka bilmiyorum. Alazarlar. Ama aldık gitti. Ve soldan aşağı dolanalım, haritayı açalım bakalım. Evet, bir sürü quest var, bir sürü şey var, hikaye var. Bunlar ne? Banditler. Bulaşmıyorum. Gerek yok şu anda bulaşmaya. Ve şurada bir şey var, banditleri sal. Şuradan inelim arkadaşlar. Haritayı açmak istiyorum ama neyse geçtim. Mantarları toplayalım ve quest'e geldik. Easy bir quest. İyi para alacağız. Şunlar. Pazarlık yaptığımız için güzel para gelecek. Ha gayret. Level atlayamadık. The Brotherhood asked us to go and train in the mountains by fighting wolves, but gave us nothing to tend to our wounds. Brotherhood bunları dağa yollamış savaşmaları için, kurtlarla ve kuvvetlenmeleri için ama yaralarını iyileştirmek için onlara hiçbir şey vermemiş. Yaralıları şehrin bir kısmından diğerine taşımaları gerekiyormuş. Ve şeyleri, malzemeleri kalmamış. Ben bunları öldürecek miyim, destek mi olacağım? İki tane medicine verebilirim. Ya da beş tane ceset verebilirim. Bunu vereceğim, medicine kalmadı bende de. İf veriyor karşılığında. Nasıl bir quest bu anlamadım. Okumam lazım. Destek quest'i miymiş? Rica ederim. Aa çok iyi. Ben kapışmamız gerekiyor zannediyordum. Şu grubu bul destek ol tarzı bir quest'miş. 389 gold alacağız. Ve ip de verdi. Beleşquest.com arkadaşlar. Eski bir villa varmış burada. Bayağı eski. Villa bile diyemezsin. V diyebilirsin ya da V diyebilirsin en fazla. Altın anahtarla aşağı iniyoruz. Evet çok güzel. Bu bölümün geçen bölümün sonunda arkadaşlar bunun adamı halen peşimizde bu arada. Pusu yaptılar ve cesetlerinden bir tane altın anahtar bulmuştu çocuk. Demek ki burayı açıyormuş. Bakalım aşağıda bir şeyler var mı burada? Yok aşağıda neyle? Karşılaşacağız. Emin misin inmek istediğine? Başka bir tuzaksa? Alışığız ya. Tuzak bizim göbek adımız. İnelim. Ne kadar uzun sürdü? Çırağın tekini yakalamak bu kadar zor mu? Bu Alazarlardan bence arkadaşlar. Mor giyiyor çünkü. Hadi bakalım. Ama isminde Alazar falan yazmıyor. Hop dedi. Sen kimsin? Adamlarım nerede? Bu adama dalıyoruz. Peki. Kalabalıklar. Ve yerin altında mı kapışacağız? Enteresan. Bu bölümün son savaşı olacak arkadaşlar. Yo dışarı çıktık. Gel dışarıda savaşalım demişiz. 11 kişiler alırız bunları. Dedim ama.
alırız. Bu sefer karakterleri sağda solda bırakmayayım. Biraz daha dikkatli olalım. Ve enteresan bir şekilde dağılmışlar haritaya. Ne yapabiliriz? Mızraklı karakterleri var. Uf, çok tanklar. Çok tanklar. Yogi'yi salacağım arkadaşlar buraya. İlk hamle. Doğru düzgün yerleştirmem gerekiyor. Küçük ayı burada bırakalım. Arkadan saldırtırız. Of, çok kötü. Kirpiyi böyle tanklattıralım. Biraz geri al. Çakalla kurt ikisi de orada durmasın. Beni burada tutalım. Okay. Okay. Fena değil gibi arkadaşlar. Kim oynuyor onlardan? İlk mızraklı tipleri oynuyor. Küçük ayı, Yogi. Diğer ayım nerede? Burada. Hmm. Peki. Şöyle başlayalım olaya. Ayıları kontrol etmek güzel oldu. Tankladıkları için en önden yollayabiliyorum artık. Ve mızraklı adam yakından çok vuramayacak muhtemelen bana. Of, 35 crit. Susturdu beni. Bir sonraki adam şuradaki okçu oynuyor. Yogi'yi de salıyorum. Aralarına. Çok güzel. Ve böylelikle okçularını vesaire kitleyebiliyorsunuz tank ayılarla. Bayağı damage de vuruyor. Güzel bir strateji oldu. Ayılarla inceleyebileceğimiz. Şimdi Shine'e yeni bir skill geldi. Eski skill gitti ne? Ha, duruyor. Canı %35'ten azsa daha çok vuruyor. Okey. Okey. Yani bunlara pek vurmayacak. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi şu okçu vuracak. Sonra buradaki adam vuracak. Kirpiyi engage edelim arkadaşlar. Okçuya ne yazık ki gidemiyor. Şöyle. Kirpiye de yeni silah verdik. Yanındaki her kankası için %50 daha çok vuruyor. Aa, güzel. Güzel. Of, çok güzel. Hiç Valor Point'im kalmadı. Biraz kasmam gerekiyor bu savaş. Yavaştan kasmam gerekiyor. Yumruk attık. Yumrukla crit vurdu Yogi'ye. Kim oynayacak? Şu adam oynayacak. Sonra bu adam oynayacak. Tamam. Şahin. Aslan. Hah, sol tarafa alalım aksiyonu. Ah, yetişemiyor. Yapma be. Neyse. Böyle engage edebiliriz ufaktan. Tanklar birbiriyle kapışsın. Neredeyse aynı güçteler. Ama bence ayı daha kuvvetlidir. Pasifleri var bir sürü. Bu arada savaşın da bonusu varmış. Engage karakterleri daha çok crit vurabiliyorsun. Tamam. Şimdi gorili de... Şuradan alalım kombata ya. Gorile bir armor lazım ama. Ayı sokmayı unuttum. İçeri. Şahane. Çok güzel. Kirpi çok kuvvetli ya. Kirpi gerçekten kuvvetli. Küçük ayıyla. Ah, okçuya giremiyor. Onu da şuraya alalım. Şöyle etrafını sardık. Güzel. Güzel. Seni ne yapacağız? Yarasa. Seni de şuraya alalım. Yarasa çok ezik kaldı arkadaşlar ayılara kıyasla. Atsak mı acaba gruptan? 60 canı var. Armor giydiremiyorsun. Artık veda etmemiz gerekiyor bence. O kadar üstüne titremeyeceğim yarasanın. Of. Büyük ayı harcadılar.
Evet, biraz abarttım galiba onun tanklama potansiyelini. Adamlar çok sağlam. Hadi ya. Olsun. Bu ne yapacak? Bunu merak ediyorum. Ne yaptı? Buraya gelip enteresan yakacaksın değil mi? Çamurcu. Çamurcu çıktı. Peki. Peki. Şahin. Çok güzel. Aslana da armor lazım. Çok fazla armor lazım arkadaşlar bize. Ama 5 level değil değil mi? Hmm. Şöyle içlerinden geçelim. Güzel. Sol taraf da dahil olamadı savaşa. Bitirince şimdi oluyor. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bam. Güzel. Bu ne quest'iydi bu arada? Hah, bir şeyin mahzenine girdik. Main quest'e bağlı. Main quest'e bağlı. Ha, yakamıyorum. Burada da yakma opsiyonum pek yok. Hoş olmaz. O yüzden ayıya emir vereceğim şimdilik. Buna da alsın. Yani ayıyı bir daha oynamış gibi oluyoruz. 6 mı? Çok az. Şuraya gidelim. Büyük ayı sıkıntılı durumda arkadaşlar. Nasıl kurtaracağım onu? Hiçbir bunların engaged değil. Oraya gidersen de kurt sıkıntılı olacak. Ama en azından büyük aydan odağı çekebilmiş olacağım. Bir süreliğine öyle yapalım. Önden hiçbir şey vuramıyor ne yazık ki. Okay. Peki. Peki. Zorluyor ya. Zorluyorlar. Hoppa. Bay bay. Biri indi. Şöyle iki tanesini zehirledim. Dagger'da fırlattı üstüne. Ölecek bu. Kendiliğinden. Bay bay. Çok tanklar ya. Gerçekten ölmek bilmiyorlar. Ölmek bilmiyorlar. Pika'yı nasıl kurtaracağım oradan? Şunu indirelim. Şu okçuya engage edelim ki vurmasın diğer karakterlere. Yani iki tane devasa savaş yaptık arkadaşlar bu bölüm. Burada bir saniye. Neyse olsun. Çok tanklar ya. Küçük ayı da ufaktan dayak yiyor. Sıkıntı yok ama. Ne yapalım? Okçu indirelim.
Goril normal bir şekilde mi öldürecek, sinematik mi? Öldüremedi. Şimdi bunu nasıl kurtaracağım ben? İkisi engage etmiş. Tamam, problem yok ya, ölmeyecek o. Ölmez. Oh. Kurt. Kurtu arkadaşlar. Run yapamıyorum. Run yapamıyorum. Çünkü Valor'ım kalmamış. Üzdü. Hançeri az geri çektim. Ya of. 2 mi? 2 mi? %74 gardı var arkadaşlar. Saçmalık. Adil değil bu. %74 nasıl gardı olabilir? Salak salak armorlarla. Gerçekten hiç adil değil arkadaşlar bu. Bir saniye. Liderin desteği. Bunun gardı en yüksek garda sahip olan insanın gardına eşit. Liderlerini öldürmem lazım. 4 metre diyor ama. Saçmalık. Vuramıyorum bile. Saçmalık. Ayıyla vursam bana geri vuracak mı bu? Ha, vurmayacak muhtemelen. Bunun gardı gitti armor'ını kırdığım için en azından. Of. Büyük saçmalık. %74'ünü absorbe ediyor vurduğum damage'ın. Kurtu geri çekiyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kurt 17 armor'la gezdiriyorum adamı ya. Hiç yakışmıyor. Yaksak mı? Yakamam. Bunları yakmam lazım ama yakamam. Yaksam yakamam, atsan satamam. Çünkü yakarsam ayı yanacak arkadaşlar ve ölecek. Ama yakarsam şahane de olacak. Hiçbir şey yapamıyorum ne yazık ki. Hiçbir şey yapamadım. Bay bay. Birini daha indirdik. Burada neler dönüyor? Vur ağzına. Kirpi geri vuruyor. Güzel skill. Bütün takımı tank mı yapsaydım? O zaman da olmazdı ya. Saçma sapan olurdu. Okay. Çok az vuruyoruz. Bunun da mı gardı yüksek? %35. Valor kasalım birazcık. Bakalım arkadaşlar, müthiş tank ya. Müthiş tank karşı taraf. Biraz abartılı. En azından Yogi affetmiyor yani. Yogi alem vuruyor. Ve şöyle yapalım. Bunun da gardı gitti. Armor kırdığım için. Bam 54. Moralleri düşer diye bekliyorum da hiç tık yok. 14'e 6'lar şu anda, neyi başaracaklarsa. Öl artık. Oh, bir canı kaldı. Hayır. Hayır. Büyük ayı. Arkasını döndü. Ve turun sonuna geldik arkadaşlar. Şu da öldü. Süper. Yeni bir tur başlıyor. Ne güzel. Bunu nasıl kurtaracağım ben? Çekemem. Disengage yapamam. Hançer hiçbir şey vuramıyor bunlara. Bilmiyorum, öldü gibi arkadaşlar şey. Şu
Şu adamı geri ittirebilir miyim? Hareket bile etmedi. Kan attım. O da bir gelişme. Belki kirpi yetişemiyor. Şöyle yapalım. Tıklayamıyorum. Bu ne ya? Hadi. Etrafını sardığım için arkadaşlar. Demiş konusu aldık. Of, goril tabii ki harcadı. Tabii ki harcadı. Şimdi engage'den çıktı mı ayım? Yoksa bu adam mı olacak engaged? Birazdan göreceğiz. Galiba çıktı. Şimdi de küçük ayıyı kurtarmam lazım. Ayıcıklar. Çıktı arkadaşlar. Bunu kurtardık. Şöyle çekiyorum. Kanaması falan yok. Ve ayı tuzağına götürdüm. Görmeyerek. Bir pause yapıp alkışlayın arkadaşlar benim. Ama kanaması olmadığı için ölmeyecek. Ayılar berserk oluyor canı sıfıra indiğinde. Ölmeyeceğini varsayıyorum. Hadi bakalım. Hançer vurabilirsin sonunda. Vuramıyor. Guardları, bu ikisini yan yana tutmamak gerekiyordu. Guardları çılgın bir şeye dönüştü. Bu arada bu zehirliyor. Bir ihtimal. Güzel, onu da zehirledim. Debuff festivali oldu. Vuramıyorum adamlara. Adamlara vuramıyorum. Öyle bir guard var ki. Pas geçiyorum. Bunu yapabileceği hiçbir şey yok. Yakamam orayı. Ve kurtun da yapabileceği hiçbir şey yok. Pas. Şimdi şöyle arkadan girelim. Şimdi diğer ayımızı kurtarıyoruz. Kirpi tabii ki crit kaçırmıyor. Of! Dayan küçük ayı. Vuralım. Tepki vermeyecek muhtemelen. 9 mu? 10. Peki. Ve hadi be. Bir tanesini zehirleyebiliyorum. Şurada da tuzak. Ha, kalkanmış o. Ayı tuzaklarını göremiyorum. Evet, son kalan adamlar dehşet kuvvetliler. Ölmüyorlar. Ölmüyor adamlar. Buradan mızrak atabilir miyim? İmkanı yok. Ciddi misin? Atabiliyorum. Çok az vuruyor ama... kanatlı en azından. Evet, uzun bir savaş oldu. Uzun bir savaş oldu. Kirpi yakalayabiliyoruz adamları, gerek yok. Hoşça kal. Pes edin artık. Yogi. Yogi küçük ayıyı kurtarmaya geldi. Bam. Döneler dönüyor. Burada da aslında
Yarasa sıkıntılı bir durumda. Ama hem lifesteal yapmayalım bir saniye. İlk hançer vursun. Aman vurmasın. Şöyle geri çekelim. Sonunda armorlarını kırdığımız için biraz daha doğru düzgün damage vurabileceğiz artık. Of işte bu ya. İşte bu 27. Guard yüzünden vuramıyordum bir türlü. Sonunda vurabiliyoruz. Bu kadar basit ya. Ya da değil daha doğrusu. Kim vursun? Şu öcünü alsın. Canını da doldursun. Hop 25 lifesteal. Tamam. Evet yoruldum. Yoruldum arkadaşlar. Kabul ediyorum. Bir adamları kaldı zaten. Onu da öldürmeye gerek yok. Aa, bölüm de çok uzadı. 52 para. Çiçekler, böcekler. Level 6 armor. Medium armor. İdare eder gibi duruyor. İyileştiremiyorum herkesi. İlacım kalmadı. Ve bakalım neler var burada. Adamı harcadık. Amcasıymış. Hoppa! Hayır değil. Pardon. Amcasının cesedini bulduk yerde. Az önceki adam amcası olsa saldırmazdık. Amcasını kaçırmışlar. Sonra bu çocuğa mektup yollamışlar. Gel burada buluşalım diye amcasının ağzından. Orada pusuya düştük geçen bölüm. Anahtarı bulup buraya geldik. Ve bu adamları harcadık. Ama amcasını da harcamışlar. Çünkü bu eczanelerine falan konmak isteyen bir gruptu galiba bu. Neden bilmiyoruz. Niye işte eczacı diyorum. Öldürür ki birisi. Beni de neden öldürmeye çalıştılar? Daha derin bir şeyler yatıyor arkadaşlar bunun olayın altında. Bensiz git diyor. Bunu bırakamam cesedi diyor. Teşekkürler diyor. Ve main quest'i biraz daha ilerledik. 50 para. Bir tane recipe verdi. Vay be. Arkadaşlar hikayesi enteresan bu oyunun ya. Klasik git 3 kişi öldür 5 tane tahta getir tarzı quest yok. Çok enteresan. Bir şeyler lootlayabiliyor muyum burada? Yes. Haydi bakalım enteresan. Epic itemlar bulalım şurada. Ölüme veda etmeden. Çok enteresandı. Bence daha derin şeyler çıkacak arkadaşlar. Çünkü eczacının mesela vebayı durdurabileceğine... Bir saniye konuşacağım. Çiçek böcek çıktı. Peki. Bence amcası şeye gitti ya. Buna gittiler. Dışarı nasıl çıkıyorum? Ha exit. Korktum bir an takıldım diye. Amcası bir çözüm bulmak için kuzeye üniversiteye gitmişti. Ve kılklandılar bunlar. Kaçırdılar. Çünkü Alazar ailesi bence mor giyiyordu bu da. Ve şeyin başında üzüm bağlarına zehri yapan bence Alazarlar. O yüzden bunlar çözüm bulmasın diye amcasını susturdular. Çok enteresan. Neyse. Teorilerimi attım yine arkadaşlar. Bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Biraz para kırdık. 1000 paramız oldu. 400 alacağımız var. Birkaç karaktere daha armor craftlarsak biraz daha kuvvetleneceğiz bence. Ve main quest'in %40'ı bitti. Bence bir sonraki bölüm şuradan devam edebiliriz. Bir kadını bul dediler benim için Alazar ailesi. Sonra şehre uğrayıp belki kuzeydeki questlere devam edebiliriz. Çok enteresan gidiyor ya. Yarısını açtık şu anda. Şeylerin ama bitireceğimiz çok şey var. Şahane bir oyun arkadaşlar bu. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.